Merhaba arkadaşlar, Quitnext kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu seferki videomuzu Hans'la çekeceğim. Yani Hans'la devam edeceğiz video serimize. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere karakterimde bir kostüm var ve bu kostüm maalesef satışta yok. Hani kostüm eski kostümlerden. Onu da size şöyle göstereyim. Normalde burada olması lazım ama yok. Şöyle ki oyun yönetimi bazen arada sırada etkinlik yapıp eski kostümleri getirtirebiliyor mağazaya ve ya bunlar genelde süreli oluyorlar, süresiz değiller. Hani 7 günlük veya 30 günlük. Ve bunları hani insanlar alıyor, yani çok istiyorlar eski kostümleri, çok sevdikleri için. Ben de bunu pazardan hani oyun parasıyla aldım. Bayağı biraz pahalıydı. Kaç, 20 milyon muydu? Yok, 10 milyon falan, o civar 10 milyon altın falan olması lazımdı. Şöyle eski bir kostüm bu. Bu da premium öğrenci yeşil 7 günmüş. Bakın süresini geçme zamanı bile var. Yani ben bu kostümü ilk geldiği zamanlar sevmiştim, hani oyunu çok öncelerden oynarken. Ya bayağı eski bir kostüm. Hani ben de deneme amaçlı bunu böyle aldım. Bir deneyim nasıl duracak falan. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle kanyon oynayacağız. Yani yakın dövüş modunda oynayacağız. Hani silahlı modda oynamıştık bir önceki videomuzda. +20 test sürüşü adıyla. Şimdi arkadaşlar, yakın dövüş için normalde gördüğünüz üzere hani silahlı oyun dediğimiz normal PvP oyunları için benim bir kostüm setim vardı. Pardon, zırh setim vardı. O +17, +17, 16, 16, 16 şeklinde. Herkül zırh serisi 4T3 yıldız. Yine aynı şekilde Herkül 4T3 yıldız bir setim daha var. Bu da rastgele seçeneğini görmüş olduğunuz üzere enerjiye bastım bunu. Hani çünkü yakın dövüş modunda enerji çok önemli. Ve görmüş olduğunuz üzere enerjim 725. 74 enerjide bizim SMG'mizde var. Yani SMG'mizde. Ve SMG'mizin kızıl miras olması sebebi de şu. Hareket hızı vermesi bize. Görmüş olduğunuz üzere hareket hızımız 134. Yani oyundaki neredeyse en son hareket hızı bu diyebiliriz. Yani en yüksek hareket hızı. Ve bir de sınıfımızın da bize sağlamış olduğu bir yeteneğimiz var. Onu da şöyle göstereyim. PvP yetenekten serilik diyor. Hareket hızını %10 arttırır diyor. Yani %100'ün %10'u 10 ettiği için. Yani bir hareket hızımızı 10 arttırıyor. Bu da böyle bir spesyalist sınıfına özel bir pasif yetenek. Şimdi oyun bulabilirsek şöyle girelim bakalım. Girelim şöyle. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere silahlar elimizde değil. Silahlar sırtımızda. Yani kullanamıyoruz pasif silahlar. Ve sadece F tuşuna basarak karşıdaki rakibimizi yakalayabiliriz sadece. İlk elden öldük. Bu arada sanırım karşı taraf biraz sıkı. Bakalım ben bu oyun moduna nasıl oynayacağız. Daha bismillah der demez öldük. Bu beni öldüren arkadaşlara herkes zırh seti var anlaşılan. İlk kilimizi başarıyla alıyoruz derken kaçamıyoruz. Derken ne oldu? Bir alt tab sıkıntısı mı oldu yoksa benim internetimde mi bir sıkıntı var, orayı anlamadım. Arkadaşlar, alt tab mevzusunda şöyle açıklayayım. Bu oyunun bir büyük bir açığı. Yani bu oyunun hani başından beri düzeltilmesi gereken bir açıkken, yani hani neden duruyor onu da anlamış değilim. Ya açık şöyle işliyor. Karşınızdaki rakibinizi F tuşuyla yakaladığınız zaman bir yakalama animasyonu oluyor ya. Mesela benim az önceki animasyonum omurga deliciydi. Yani omurgayı çıkartıyor adamın. Öyle bir animasyondu. Animasyon sırasında alt tab kombinasyonlarını kullanarak oyunu alta aldığınız zaman, yani siz donuyorsunuz, AFK kalıyorsunuz ve öldürdüğünüz adam da AFK kalıyor. Yani donuyor ve tekrar dirilmiyor. O öyle kalıyor. Siz de orada öyle kalıyorsunuz. Ve mesela dışarıdan diğer rakipler size dokunamıyor. Elleyemiyor. Dokunulmaz falan oluyorsunuz. Böyle değişik cins bir bug bu. Yani oyunun açığı. Bu arkadaş biraz yuvarlanıyor, gösteriş falan yapıyor ama dur bak. Üzerine fazla gitmeyeceğim çünkü yakalanacağım büyük ihtimal. Yuvarlandı o kadar, ben geri dönünce mi geliyor?
Yakaladım seni çünkü dokunulmazlığım vardı benim. Bu arada bunun adı da baş bekleme. Onu da söyleyeyim, oyun içerisinde adı böyle geçiyor. Yani böyle mesela atıyorum arkadaşınız birini yakaladı. Karşı taraftan birini. Onu öldürdükten sonra hemen sonra direkt bir daha F atamıyor seri bir şekilde karşıdakine. Karşıdaki onu alıyor yani. Baş bekleme falan da deniliyor buna oyun içerisinde. Hani oyun oynayan arkadaşlar biliyordur. Hani bilmeyenler için de söyleyeyim ben. Şimdi şöyle bir alalım. Orada şekil çukur yapma. Yani yuvarlanınca sen pro olmuyorsun. Hani gösteriş yapma. Oyunu bir düzgün oynayın ya. Ciddiye alın aslında. Hani tamam dalga geçilir. Oyunun biraz da şeyi olur ama sürekli böyle yuvarlanıyorum. Bak sen beni yakalayamıyorsan. Ha hi hi tarzı bir şey de olmaz yani. Hani oyun ahlakına uygun değil bence. Maşallah arkadaşımız da her elini attığında bir yakalıyormuş demek ki. Bu arada bizim takımın birincisi ben ama takım bayağı geride şu an. 7 sayı bir fark var. Ya bu oyunun bu modunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani Zula'daki bıçak modu gibi. Yani yakın dövüş olduğu için bu. Yani bunun bıçağı da bu. Öyle söyleyeyim. Ya bak bir ileri bir geri yapıyorsun da niye hiç yakalanmıyorsun ben onu anlamıyorum. Bu arada ben bu Kevlar'dan şüpheleniyorum. Çünkü alt tab çektiğini çok belli oluyor sanki. Yani normalde diğerler beni yakaladığı zaman hani öldürüyor, direkt tekrar diriliyorsunuz yazısı geliyor ama onda biraz gelmiyor, biraz bekletiyor. Yani niye öyle bir şey yapıyor onu anlamış değilim. Sen de şöyle bir gel de. Ya uzaktan nasıl yakalıyorsun arkadaş ya? Ya öylesine elini atıp yakalıyor ya. Çoğu ezbere oynuyor ya bu arada onu da söyleyeyim. Ya bence çoğu ezbere oynuyor yani. Çünkü hesaplanarak atılan bir F görmedim ben ya. Hani bir de hızımız 134 yani. Neredeyse son ayardayız. Hiç kimse uzaktan yakalayamıyoruz ya. Hep biz yakalanıyoruz uzaktan. Hani bu oyunu ben 2015'ten beri oynamama rağmen ki gerçi arada bir büyük bir boşluk bırakarak bir ara vermiş de olsam ve oyuna tekrardan dönmüş olsam bile bu oyunun başından beri ben modu anlayamadım. Hani nasıl insanlar öyle uzaktan yakalayabiliyorlar? Hani dediler ki benim hızım işte şu kadar çok, benim enerjim şu kadar çok falan. Ya arkadaşlar görüyorsunuz hani enerjisi enerji. Hızsa hız. Ben niye uzaktan yakalayamıyorum hala onu anlamış değilim. Hani hızım 100 iken 90 iken karşıdaki adamı yakalayamıyorum. Hızım 134 iken de yakalayamıyorum. Böyle bir saçmalık yok yani ben bu oyunun başından beri bu işi anlamış değilim. Hani bazılar cidden çok acayip uzak mesafelerden yakalıyorlar ki ben ona hayret ediyorum yani. Yalnız bu ara şansım iyi gitmeye başladı. Bizim adamı da şey zannettim ha, düşman zannettim bir an. Abi niye işlemedi orada? Bakın işlemedi işte. Hani adam yakalama mesafesinde olmama rağmen F attım ama işlemedi, yakalamadı yani. Hani bundan bahsediyorum ben de.
Hani eğer elimi böyle uzaktan atmaya, yakalamaya çalıştığım zaman da hani işlemiyor yani. Karşıdaki adam tutmuyor. Kaçamadık. İşte baş beklemedi. Hani baş bekleme dediğimiz olay bu işte yani. Ya birini öldürdükten sonra diğerine hemen dönüp de çok seri bir şekilde F atamıyorsunuz. O yüzden böyle direkt sizi öldürmenizi bekleyip alıyor yani. Ha, siz birini öldürürken o sizi öldürebiliyor mu? Hayır, öldüremiyor. Bakın gördüğünüz üzere mesela o arkadaşımı öldürürken ben ona F atsam hani az önceki gördüğünüz gibi hani böyle bir F tık diye bir ses çıkacak ama hani işlemeyecek diye. Hani onu öldürürken ben onu öldüremiyordum. Yani onu öldürmesini beklemek zorundayım. Bu arada kostüm de bayağı güzelmiş. Ben bunu almış olmam iyi olmuş yani, aldığım iyi olmuş. Öf, adam kalbimizi mi söküyor, bağırsağımızı mı deşiyor anlamış değilim ya. Hani normalde hareketin adı kalp söken. Yani sanırım o hareketi alabilmemiz için rütbemizin bir albay olması lazım ki ben daha sanırım yüzbaşıyım. Ve hani o hareket de kalp sökmekten başka her şey yapıyor gibi. Burada karar veremedik kime saldıracağımızı. Neresi Kraliz? Nasıl bir isim ya? Sen bir gel ya. Sen çok dolandın. Daha kaçmaya da fırsat bulamadık ama neyse. 49-48, umarım bizimkiler bir kill daha alır ve oyun biter. Kazanırız. 49-49 ve bizimkiler aldı, bitti. Şöyle bir good game diyelim. Bu arada karakterimizin kostümü de ya karakterimizin kostümü hakkında yorumlarda da yapabilirsiniz. Hani yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Hani kostüm güzel veya kötü falan. Yani bu kostümler normalde hani satışta yok normalde ama hani bazen etkinlik kapsamında mağazaya ara sıra getiriliyor ve eski kostüm olarak satılıyor bunlar. Bu kostüm normalde mağazaya sanırım birkaç gün önce gelmişti bunlar ne şeyi. Ya sadece bu kostüm değil. Mesela bu kostümün ismi öğrenci olması lazım. Evet, öğrenci kostüm bu. Mesela bir sürü kostüm ismi vardı ama şu an aklımda değil. Hatırlayabildiklerim kadarıyla mesela itfaiyeci kostümü vardı. Polis aynasızlar diye bir kostüm vardı sanırım. Sonra Sengoku savaşçısı diye bir kostüm şey vardı. Yani bayağı vardı ama şu an tam hepsini hatırlayamıyorum. Hatırlayabildiğim kadarıyla bunlar vardı. Yani eski kostümler çoğu 30 günlük sürümlerle gelmiş ama bu kostümü 7 günlük sürümüyle getirmişler. Ve bir de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eskiden hani eskiden ne diyorsan ya 1 veya 2 yıl öncesine kadar falan oyunda eskiden süresiz kostüm falan yoktu. Bütün kostümler süreliydi. Ya 7 günlüktü ya 30 günlüktü yani. Her kostümün 7 günlük 30 günlük süreleri vardı. Ve çok özür diliyorum arkadaşlar. Ya her kostüm 7 ve 30 günlük süreleri vardı. Ve hani insanlar ona göre alıyorlardı. Hani 7 günlüklerin fiyatı biraz daha tabii ucuz oluyordu. 30 günlükler biraz daha pahalıydı. İşte bu kostümün de şimdi eskisi kostümleri yine aynı şekilde süre getirmişler fakat hani bu kostümü 7 günlük etmişler. Bu kostümün 30 günlük versiyonu gelmemiş. Ama mesela diğer kostümlerinde 7 günlük versiyonu yoktu. 30 günlük versiyonları vardı. Ya mesela bu kostümü de ben aslında eskiden severdim ama hiç giyme fırsatım olmamıştı. Hani hiç böyle karakterim üzerine görme fırsatım olmamıştı. Hani bu kostümde hani denemek, şey yapmak hani böyle bir üstümüzde görmek bugüne kısmetmiş. Ve aynı zamanda hani videomuzda da yer aldı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hani enerji bayağı ben şey yaptım. Bu dediğim gibi bu takla atıyoruz. İşte az önceki oyunda da görmüş olduğunuz üzere F'le rakibimizi yakalıyoruz. F tuşuyla yani F tuşuyla. Hani
Mesela E atıyoruz. Mesela E tuşuyla bir sersemletici bir bıçak darbesi atıyoruz. İşte bunların hepsini biz enerji kullanarak yapıyoruz oyunda. Oyunda burada sol alt kısımda can göstergemizin hemen bir üzerinde görünüyor. Mesela koşarken falan, depar atarken hani enerji kullanıyoruz. O yüzden yakın dövüş modunda sadece enerji kullanarak adam öldürdüğümüz için hani enerjinin çokluğu bizim için önemli. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yani yakın dövüş moduyla da bir video çekeyim dedim size, sizlere. Yine aynı şekilde önümüzdeki ilerleyen günlerde de video gelmeye devam edecek. Bu hani test sürüşü videomuzdan da hani hatırlayacağınız üzere +20 silahları gördünüz. Bir test ettik, denedik. Şimdi bir de kanyon sürümünü gördünüz. Arkadaşlar co-op videolar gelecek mi? Co-op setim maalesef daha tam yok. Yani dizmedim açıkçası. Bunlar oyundan hediye verdiği sandıklardan çıkan şeyler. Yani bunlar normal, ben hani kullanmam da zaten bunları. Çünkü bunlar eski seri zırhlar ve silahlar. Hani daha şey yapmadım. Tam co-op dizmedim. Açıkçası co-op dizmeyi pek fazla düşünmüyorum. Şöyle ki hani zaten standart ekipmanlarımla co-op girdim ben. Ve hani co-op'ta bayağı iyi bir hesap dizmiş olanlarla beraber girdiğim için co-op maçlarına, hani co-op operasyonlarına veya haritalar ne diyorsanız. Yani hani onlarla beraber girip tamamla bitirdiğim için hani ben dizmek istemiyorum açıkçası. Hani şöyle, co-op'u fazla çok düşkün birisi miyim? Hani önceden düşkündüm. Yani şöyle, şimdi bu operasyonları şöyle göstereyim ben sizlere. Co-op. Ya normalde görmüş olduğunuz üzere mesela saldırı komutu, devriye başlıyor böyle. Bu sanki biraz da hikaye gibi. Hani hikaye tadında biraz da. Her operasyonun bir şeyi var. Hani devam var, şey var falan. Ben bu işin sonu nereye kadar gelecek onu merak ediyorum aslında. Hani en son operasyon ne olacak? Mesela oyunun bir hikayesi var mesela. İşte hani dünya Wickbrock'lar altından tehdit ediliyor. İşte Wickbrock işgali altında. Bu Wickbrock dediğimiz de şey bu. İşte oyundaki o öldürdüğümüz zombiler var ya, Breeder, işte ne bileyim Shelper, Tiran falan. Mesela bu canavarlar uzaydan gelmişler. Beraberlerine bir de virüs falan getirmiş. İşte o virüs insanları etkileyip zombilere, işte canavarlara dönüştürmüş falan filan, işte hikayemiz öyle başlıyor. Ve hani bu operasyonların da bir sanırım sonu olması gerekiyor. Hani bir hikaye nerede bitecek onu da cidden merak ediyorum ben. Ama daha hikaye bitirmiş de değiller. Ama hani en son, sanırım en son Gizemli Ada isimli bir şey var ama bu bende açık görünmüyor şu an. Çünkü şu operasyonu bitirmemişim ben. Ya normalde bu operasyonu ben bitirdim. Hatta zor versiyonu bitirdim ama normalini bitirmemişim. Ya nasıl bitirdim onu da dediğim gibi. Yani standart ekipmanlarla girip hani co-op ekipmanları çok iyi olanlarla beraber girdim için bitirdim normalde. Aynen. Yani diğer öbür Alev Şehri ve Gizemli Ada operasyonları bitirdim. Evet bitirdim yani. Hepsinde yani bütün co-op operasyonları neredeyse hemen hemen yaptım. Ama şu özel operasyonlar hariç. Çünkü şu Cehennem operasyonu, Okyanus Tüneli, Setif Kolezyum ve Yürüyen Ölü Hapishanesi, bunları yapmadım. Ekstrem Yeraltı Madenini bitirdiğimi hatırlıyorum. Ama bu şey, bu hesapta değil. Çok önceki hesabımda. Ama bunları sanırım bitiremedim. Bilmiyorum yani tam bitirecek bir ekibe denk gelmedim. Bunlardan eski operasyonlar. Bunları zaten tamamlamış çok öncelerden. Ya arkadaşlar durum böyle. Hani co-op sürekli kendini güncellemek isteyen bir şey. Yani her haritada sürekli o bölümdeki zombilerin, yaratıkların işte güçleri falan vesaire arttırılıyor. Siz dünyanın en iyi zırhını dilseniz de bütün zırh setiniz +20 de olsa, yani bir atıyorum bir Shelper'ın roketi size tek atıyor, öldürüyor, bitiyor, bu kadar. Yani o kadar gücü arttırılıyor ki şeyler. Hani o yüzden ben co-op falan dizmeyi de pek istemiyorum açıkçası. Pek niyetim yok çünkü bayağı masraf gerektiren bir iş. Çok zahmet ettiriyor. Ve aynı zamanda standart ekipmanlarla girip de diğerleriyle de şey yapabiliyorum. Hani diğer ekipmanı iyi olanlarla beraber olduğum zaman tamamlayabiliyorum. Ve hani zaten kolay kolay da ölmüyorum ben co-op'ta zaten. Dayanabildiğim yere kadar dayanıyorum. Çünkü şöyle, yaratıklara bulaşmıyorum fazla. Şöyle kenardan vuruyorum. Hani vur kaç taktiği yapıyorum. Gerilla taktiği yapıyorum. Hani diğerler direkt olan içine giriyor da ben girmiyorum yani. Öyle girdiğim zaman direkt öleceğim, biliyorum çünkü. Ve bir tane hani spesyalistim ya. Hani biraz hareket hızım var. Hareket hızının bana sağladığı avantajla
Hani daha kolay kaçabiliyorum diye yaratıklardan. Yaratıklar bana böyle koşarken bana hasar vermelerini falan engelliyor bu durum. Arkadaşlar lafı çok uzatmayayım. Hani videomuzu da artık burada sonlandırayım. Hani biraz da anlatımlı bir detaylı bir video olduğunu düşünüyorum ben. Biraz da hani oyun hakkında bilgi vermiş olduğunu düşünüyorum. Yakın dövüş modunu da görmüş oldunuz. Yakın dövüş ekipman ve setini de görmüş oldunuz. Eski bir kostümleri görmüş oldunuz. Eski kostümler hakkında bir açıklama da yapmış oldum. Yine ilerleyen dönemlerde videolar gelecek. Ama yani dediğim gibi hep PvP videosu gelecek. Yani co-op videosu gelmeyecek. Hani co-op videosu gelse de yani gelmesi aslında bir anlamı yok şöyle. Gelse bile elimdeki standart ekipmanlarla en fazla eski operasyonlar yapabilirim. Ki buna da gerek yok. Hani çoğunuz yapmıştır zaten eski operasyonları falan ve aynı zamanda ben eski operasyon yapmaktan sıkıldım artık. Çünkü sürekli aynı harita, aynı map, aynı şey. Yani insan bir süre sonra zaten sıkılıyor, oynamaktan sıkılıyor ve hani oynamaktan sıkıldığım için de videosunu çekip sizleri de sıkmak istemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar hani co-op videosunun pek geleceğini pek zannetmiyorum. Ama hani co-op videosu atan arkadaşlarımız var mı? Evet var. Hani ekipman çok iyi olup solo bitirmeye çalışanlar var, solo bitirenler var. Onu video alıp yükleyenler var YouTube'a mesela. Neyse arkadaşlar ben lafı çok uzattım sanırım. Video da bayağı uzadı gibi. Bunun için tekrar da sizlerden bir özür diliyorum. Ama ben hani gerekli açıklama yapma ihtiyacı da hissettim kendimde. Hani açıklamalarım umarım tatmin edici olmuştur da. Ve oyuna dair kafasına soru işareti olan arkadaşlara da bir yol göstermiştir. Arkadaşlar seviyorsunuz. 71 abone olmuşuz. Abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Umarım daha nice yüzlere, binlere diyelim. Diğer oyunlardan da video gelmeye devam edecek. Yalnız Zula'da cidden bir sıkıntım var benim. Arkadaşlar Zula'da ping sıkıntım var benim. Ha, o konuya da şöyle bir açıklık getireyim. Onun da bir açıklamasını yapayım da öyle kapatacağım videoyu. Zula'da ping sıkıntım var. Yani Zula'da video çekmeye yani daha doğrusu video çekmeye değil de ne zaman Zula oynamaya kalksam benim pingim çok düzgün olmuyor. Hani pingim çok yükseliyor falan, ben oynayamıyorum. Bir de üstüne video çekmeye çalıştığım zaman hani oyunun iyice kasacağını düşünüyorum ben. Çok verimli olmayacak açıkçası. Hani çok verimli bir şey olmayacağı için ben Zula videosu pek çekemiyorum oralar. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önceki videolarımda da bahsetmişimdir. Hani öğrenciyim, hani ben yurtta kalıyorum. Hani yurdun internetini kullanmak zorundayım ben de mecbure. Ve hani yurdun internetinde şöyle bir 100 kişiye yaklaşık bir kişi kullandığını düşünürseniz hani Zula videosunu pek çekemiyorum, bıraktım. Yani videoyu, yani Zula'yı bırakmadım, Zula'yı hala oynuyorum. Daha doğrusu oynamaya çalışıyorum. Yüksek pingden dolayı artık ne kadar oynayabilirsem. Hani arkadaşlar pingin müsait olduğu zamanlar genellikle böyle gece saatleri oluyor ve en gece saatlerinde video çekemiyorum. Hani oda, mesela kaldığım odamda ben tek kalmıyorum mesela. Benim gibi kalan bir iki arkadaşım daha var ve mesela onları rahatsız etmek istemiyorum açıkçası. Hani video çekerken onlar rahatsız olacağını da düşünüyorum. Ve açıkçası ben de rahat olmayacağım. Çünkü video çekerken benim yalnız kalmam lazım. Böyle sizlerle daha iyi bir iletişim kurmak için ve videonun sağlığı için de hani sizlerle olumlu bir video çekmem için benim de biraz yalnızlığa ve şeye ihtiyacım var. Ondan dolayı yani gece saatlerinde arkadaşlar hani hem uyuyor oluyorlar, hani onları rahatsız etmek istemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar Zula'dan video gelmesi biraz çok zor gibi. Ben de oynayamıyorum zaten ve hani Zula parası bile kalmadı hesabımda, öyle söyleyeyim. Yani Zula parası kasmakta bile zorlanıyorum. Yani silahlarım günü bitiyor, onları alamıyorum, uzatamıyorum sürelerini. O yüzden arkadaşlar Zula'dan video çekmeye çalışacağım ama ne kadar mümkün olur onu da bilmiyorum. Bu arada Mafia 2 serisine de yine devam edeceğim. Mafia 2 serisini çok uzattım sanırım. Yani bayağıdır normal şimdiye kadar bitmesi lazım ama maalesef arkadaşlar hani dediğim gibi öğrenciyim, okulum var. Yani hani okuldan ödev veriyorlar, görev veriyorlar. Sonra araya bir de sınavlar, vizeler falan giriyor. Yani o seriyle normalde şimdi bitmesi lazım ama işte bundan dolayı bitiremiyorum. Yani bitiremedim ama onun zaten oyunda neresinde sonlarına doğru geldik artık. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam hani dediğim gibi çok eskine bir oynamıştım. 15 bölüm falan olması lazımdı. Biz şu an 7. 8. bölümdeyiz sanırım. Yani neredeyse çok az kaldı, yani yarısına falan geldik herhalde. Devamı sanırım çorap söküğü gibi gelecektir. Arkadaşlar neyse videoyu da çok fazla uzatmayayım. Gerekli açıklamalar yapmışımdır umarım. Seviyorsunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.